Bu tabii bir süredir yapılan çalışmanın sonucu ve bu çalışmanın sonucu da deniz kurulu tatbikatımızda görmek de güzel bir şey oldu bizim için. Adım adım önce tekniğinin yapılması, sonra uzaktan kumanda sisteminin, otonom sistemlerin üzerine konması, silah platformunun konması, bunların hepsi entegre çalışma gerektiren bir konu. Ve burada 3 şirketimiz kendi kabiliyetlerini sahada sergileyerek bu ürünü ortaya koydular. Ve bir süredir de ürünün testlerini yapmaktaydılar. Ama bugün artık ürünü performans göstermesi gereken, nihai unsur olan denize çıkıp seyir halinde belirli bir hedefe üzerindeki mühimmatı atıp noktasal şekilde onu vurmak gibi artık bir hareket alanının işte nihai ihtiyacı olan unsuru denemiş oldular. Mühimmatlı harp başlığıyla yaptıkları atışta da başarılı oldular. 5 kilometreden seyir halinde yapılan bu atış bir kere daha gösterdi ki biz insansız sistemler konusunda hava araçlarının akabinde deniz üstü araçlar, denizaltı araçlar ve kara araçlarında da iddialıyız. Zaten bu iddiamızı uzun süredir söylüyoruz. Bu iddiamızın hayata geçtiği adımlardan birisi bu. Bu bir adım, daha başka adımları da yakında göreceğiz inşallah. Bir, deniz unsurlarının insansızlaştırılması. Öncelikle insan en büyük maliyet. Yani kaybedemeyeceğiniz en büyük maliyet. Daha sonra gelen konular var. Eğer siz bir insansız sistemi gerek denizaltı harbi yapabilecek, gerek denizüstü harbi yapabilecek, gerekse elektronik harp unsurlarına sahip koyabilecek şekilde donatırsanız, onunla yaptığınız saldırı veya savunmalarda belirli unsurları feda edip başarıya ulaşmayı göze alabilirsiniz. 10 tane sisteminizi gönderirsiniz, 5 tanesini kaybetseniz bile diğer 5 tanesini sonuç aldığınızda mühim sonuç almaktır. Kaybımız fazla olmuyor. En büyük kayıp insan dediğimiz gibi. O açıdan da bu unsurları biz sahaya sürmek istiyoruz. Bunların olabildiğince otonom, uzaktan kumandalı, başarılı ve atış gücü fazla, elektronik harp gücü fazla, görülmeden görmeyi, vurulmadan vurmayı becerebilen unsurlar olması ve birbirleriyle sürekli iletişim halinde, harekat ortamında en uygun senaryo, en uygun silahla davranabilmelerini amaçlamak istiyoruz. Bu da çok sayıda sistemin ve kabiliyetin entegrasyonu anlamına geliyor. Bugün bir deniz unsurundan konuştuğumuzda işte denizde tekne yapmayabilen, onun tahrik sistemi bilen, onun bütün manevraları bilen bir ekip, onu uzaktan kumandasını yapabilecek veya haberleşmesini, iletişim yapabilecek bir yapı, üzerine silah kuyup atabilecek bir yapı. Bunların hepsinin bir araya gelmesi. Bir araya geldiğinde böyle bir ürün görüyorsunuz. Bütün sistemlerde bu söz konusu. Bunun denizaltı, denizaltının çeşitli derinliklerde operasyon yapabilenleri, torpido atabilenleri, torpidoya karşı tedbir geliştirebilenleri gibi bir dizi kavram gündeme gelecek. Belki hava savunması yapanlar da gündeme gelecekler. Bunları düşündüğünüzde bir filonuz denize çıktığında 5-6-7 gemine oluşan bir filonuzu bir anda siz işte 100 tane insansız deniz aracına sahaya sürerek çok geniş bir atış kabiliyetine ve gücüne sahip olabilirsiniz gibi çok çeşitli unsurlar konuşulabilir. Şu anda bir ilk adım demin belirttiğiniz gibi saydığınız unsurların çok ötesinde ve çeşitliliğinde bu platform ve daha başka platformların görev yaptığını göreceğiz. Bu da önemli bir kabiliyet zinciri sahada sergilememizi sağlayacak. Bu kabiliyet zincirinin düşmana sürpriz etkisi yapacak çeşitli unsurları hayata geçireceğini inşallah göreceğiz. Bunları tabii kendi içinde çeşitlendirilmiş olarak hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Her hayata geçirdiğimiz unsurun her zaman açıklanması gerekmediğini de belirtmek istiyorum. İşte bu envanter örneklerden birisi. Yani bu testten sonra, bir tatbikat çerçevesinde yapılan testten sonra artık kullanıcı buradaki kullanım ihtiyaçlarını ve konseptlerini belirledikten sonra seri üretime geçeceğiz. Seri üretim artık kavramın ispatlanması ve prototipin hayata geçip görev yapması akabinde çok rahatlıkla yapılabilecek şeyler. Bundan sonrası sipariş ve zincirin tamamlanmasıdır. Bu da kendi içinde bir süreç olacak ama şundan şüphemiz olmasın. Kendini ispatlamış, performans gösterebilen her ürünü Türk Silahlı Kuvvetleri veya güvenlik güçlerimiz zaten dünden kullanmaya hazırlar. Onlar yeter ki biz sahaya bir kabiliyet sunabilelim. Bunu bekliyorlar. Tabii sunmayı planladığımız ve sunduğumuz kabiliyetlerin hemen hemen hepsinde kullanıcılar ve ihtiyaç makamları ile çok yakın bir temas içinde oluyoruz, olmamız gerekiyor. Çünkü nihayetinde üründen beklenen performansla ilgili çeşitli geri bildirimler alıyoruz. Ayrıca kullanım sırasında da onlardan gelecek kullanımla ilgili, performansla ilgili parametreleri bizim için çok çok önemli. Bu ortak bir çaba. Sanayinin, başkanlığımızın, kullanıcıların
el birliği içinde yürütmesi gereken ve yürüttüğü bir çaba. Hedef başarıyla vuruldu.